Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bugün sizinle Babalar Günü için güzel bir resim çalışması yapacağız. Çalışmamız çok basit. Çalışmamızda keçeli kalemler kullanacağız, sulu boya kullanacağız ve bir de en önemli malzememiz şeffaf dosya kullanacağız. Ben bu dosyayı çok kullandığım için biraz üzeri böyle renkli gibi oldu ama hiçbir sorun yok, yine de kullanabilirim. Şimdi sizin malzemelerinizi hazırladığınızı düşünüyorum. Evet, şu an hazırladınız. Hemen başlayalım isterseniz. Çok eğlenceli bir çalışma. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz Babalar Günü. Babalar Günü'nde babanıza hediye etmeniz için. Ha, örnek çalışmayı göstermeyi unuttum. Örnek çalışmamız bu. Evet, teşekkür ederim adacığım. Örnek çalışmamız bu. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Çok basit bir çalışma olduğu için, çok eğlenceli olduğu için ben bunu öğrencilerime yaptırdığımda öğrencilerim öğretmenim bir daha diyorlar. Ve bir daha yapıyorlar. Ders bitinceye kadar birkaç tane yapıyorlar. Hem eğlenceli hem hızlı bir çalışma. Şimdi çalışmamızı ilk önce şeffaf dosyamızı hiçbir şey yapmadan önümüze koyuyoruz. Şimdi altına beyaz kağıt koydum daha rahat görün diye ama beyaz kağıdımızı boyamıyoruz. Şeffaf dosyamızı boyuyoruz. İlk önce turuncu yapıyoruz. Sonra buradan biraz yeşil alalım. Bunların yanına turuncu, yeşil. Buraya başka tekrar turuncu almışım. Biraz pembe alayım. Evet, sonuna gelmek üzereyim. Küçük ayrıntılarını da tamamlıyorum. Şöyle yeterli olduğunu düşünüyorum. Olabildiğince her yerine yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Alttaki kağıdımızın ıslanmasını istemiyorum. Kenara koyuyorum. Boyadığımız yer hiç ellemeden aynı üstte kalacak şekilde bir tane fırçam alıyorum. Çocuklar benim böyle bir tane fırçam var. Yani fazla fırçam. Bu fırça çok işe yarıyor. Bununla yapacağım. Suyumu dolduruyorum kavanoza. Daha sonra fırçamı suyun içine batırıyorum. Hafifçe alıyorum. Görünüyor mu adacığım? Batırıyorum. Hafifçe fazla suyunu alıyorum. Çok büyük damlalar olmasını istemiyorum. Ucunda biraz damla olacak şekilde. Daha sonra ebru çalışması yaparmış gibi üzerine su atıyorum. Her yerinde küçük küçük su damlacıkları olacak ama her yerinde. Eğer sular her yerine dağılmazsa o zaman istediğimiz görünümü yakalamayız. Evet, şimdi şöyle bakıyorum yandan. Yandan baktığımda her yerinde su görebiliyorum. Şöyle biraz daha fazla yapacağım. Suyun fazla dağılmasını istiyorum çünkü. Üzerinde yazın güzel dursun. Şimdi böyle yaptıktan sonra bunu kenara alıyorum. Beyaz kağıdımı üzerine koyuyorum. Ve daha sonra hızlı bir şekilde kağıdımı üzerindeki şeffaf dosyanın üzerindeki suların dağılması için okşuyor. Güzel, güzel okşuyoruz. Güzel resmim, canım resmim. Daha sonra açıyorum. Evet, o istediğimiz efekti yakaladık. Gayet güzel oldu, ben çok beğendim. Kağıdım şeffaf dosyanın üzerinden suyu aldığı için çok hızlı kuruyor çocuklar. Neredeyse kurumak üzere. Şimdi yazıma geçeceğim. Canım babam yazıma. Bunun için sulu boyamı alıyorum. Bu arada sulu boya olarak ben Pirit markayı kullanıyorum ve bunu çok seviyorum. Yani hem ıslandığı zaman çok çabuk yumuşayan bir boya. Hem de istediğiniz
gibi renkleri çok güzel. Şimdi suyumu aldım, biraz daha alayım şuradan. Suyumu şöyle aldım. Şimdi buraya canım babam yazacağım. Bu şekilde babanıza bunu verdiğinizde onun çok mutlu olacağını düşünüyorum. Buraya isterseniz bir de adınızı yazabilirsiniz. Ben yine Esin yazıyorum ve size şunu belirtmek isterim. Sevdiğiniz kişiye vereceğiniz en güzel hediye onun için ayırdığınız zamandır. Onun için ayırdığınız zamanla ona yaptığınız hediyeden daha kıymetlisi yoktur. Parayla her şeyi alabilirsiniz ama parayla zaman alamazsınız. İşte sevdiğinize asıl hediye ettiğiniz şey zaman. Görüşmek üzere, hoşça kalın.